Hazine ve Maliye Bakanlığı defterdarlık uzman yardımcılığı giriş sınavı ilanını duyurdu arkadaşlar. Hazine ve Maliye Bakanlığı Taşra Teşkilatı'nda defterdarlıklarda boş bulunan toplam 250 adet defterlik uzman yardımcısı kadrosu için giriş sınavı yapılmak üzere defterdarlık uzman yardımcısı alacağını açıkladı. Her ilin kontenjan sayısı ve atama yapacakları yerler tablo 1'de yer alıyor. Ben bunları tek tek size okumayacağım arkadaşlar. Linki atacağım. Kendiniz buradan değerlendirebilirsiniz. Adana, Adıyaman, Ağrı, bakın tüm iller kaç kişi olduğu, kontenjan sayıları ve ilin toplam hangi ilçeler, mesela Adana'da Aladağ, Feke, Karataş, Saimbeyli. Her kontenjan birer kişi ve toplam Adana gelinde 4 kişi alınacaktır diyor. Bu şekilde bakarak Edirne mesela arkadaşlar, Kapıkule Gümrük Kapısı'na 1 kişi, Havsa Mal Müdürlüğü'ne 1 kişi, İpsala Mal Müdürlüğü'ne 1 kişi, Lalapaşa Mal Müdürlüğü'ne 1 kişi, toplam 4 kişilik bir kontenjan açığı olduğunu beyan ediyor. Buradan tablo 1'i sizler inceleyebilirsiniz. Ben diğer detaylara değineceğim. Giriş sınavı Ankara'da yapılacak. Giriş sınavı sözlü usulle gerçekleştirilecek. Giriş sınav tarihi, sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınav giriş yerleri Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın www.hmb.gov.tr, bakın mavi tonla yazılmış, internet sayfasına ilan edilecek. Adaylar sınav bilgilerini Kariyer Kapısı platformu üzerinden görüntüleyebilecekler. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır diyor. Başvuru 31 Ocak 2022 sabah 8.30 itibariyle başlamış durumda arkadaşlar. Son başvuru tarihi 11 Şubat 2022 5.30'da bitiyor. E-Devlet üzerinden Hazine ve Maliye Bakanlığı Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı ise alimkariyerkapısı.cibiko.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Bunu unutmuyoruz. Giriş sınavına başvuruda bulunacak adayların son başvuru tarihi 11 Şubat 2022'dir arkadaşlar. Genel şartlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum olmamak, Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma suçundan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak, erkek adayların askerlikle ilgili bir ilişkinin bulunmaması, onun dışında akıl hastalığı veya görevin devamlı yapmasına engel olabilecek bir hastalığı bulunmamak ve 1-1-1987 tarih ve sonrasında doğan kişiler başvurulu yapabiliyor arkadaşlar. Onun dışında en az 4 yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisat ve idari bilimleriyle diğer fakültelerin veya bunlara denkliği yüksek öğretim kurumu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak. Tablo 1'de belirtilen görev yerleri, yapacakları yerler, tablo 1'de illeri gördünüz ve KPSS puanları. KPSS P45, KPSS P46, KPSS P47 ve P48. En az 70 olma şartı var arkadaşlar. Kontenjan sayısı 250. Toplam 250 kontenjan var. Adaylar bir puan türü kullanmak suretiyle sadece bir il için başvuruda bulunabilirler. Birden fazla tercih bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır diyor. Ve adaylar işe alım kariyerkapısı.cibiko.gov.tr üzerinden yapılacak. Bunun dışında şahsen kargo veya posta yoluyla yapılacak olan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecek. Elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek aksaklıklar nedeniyle de başvuruların son güne bırakılmaması, yani 11 Şubat 2022'yi son güne bırakmayın diyorlar ki herhangi bir sorun yaşanmasın.
Ben linki videonun altına atacağım. Müracaat etmeyi düşünen tüm arkadaşlarıma hayırlı uğurlu olsun diyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Başarılar.